İşte 1956 senesinin Eylül ayına geldik. O Eylül ayında tatbikat vardı. Benim 30 gün izinim vardı. İzmir'e geldim. İzmir'de trene bindim. İkinci mevki bilet aldık. Trende gidiyorum. Karşımda bir yaşlı amca oturuyor. Trende nereye gidiyorsun? Denizli'ye gidiyorum. Denizli'ye gidiyorum. Memleketim Denizli ya. Oradan Arzupya mı geçeceğim? Tabii yanımda boğulla eşyalarım var. Karşımda bir amca oturuyor. Ben de tekfir edilmiş iman hakikatleri vardı. Onları okuyorum. Ondan da okuyorum şeyde, kompartımanda. O yaşlı amca dedi ki, evlat ne okuyorsun dedi. İman hakikati amca dedim. Tabii böyle daktilo yazılmış, tekfir şey olmuş o şekilde. Güzel evlat dedi, ben de abdest alayım, beraber okuyalım dedi. Tanıştık sonra. Konya'da Sabri Halıcı amcaymış. Allah Allah. Sabri Halıcı amca, ben de kendimi tanıttım. Ben de istedim Mehmet Batmazoğlu, hava astubayı. Balıkesir'den geldim. 15 gün izinden Denizli'ye, Acıkama izine gidiyorum dedim. Allah razı olsun. Dedi, evlat dedi, benim dedi oğlum vardı dedi şeyde, Balıkesir üstünde pilot Ömer Halıcı. Şehit oldu. Tanıyor musun dedi. Amca dedim cenazesinde bulundum. Fakat dedim onlar Muzaffer abiyle karşılıklı dairede oturuyorlardı. Biz bakımeyinde onlar filoda, uçuş filosunda oldukları için yüz yüze görüşmemiz, tanışmamız nasip olmadı. Fakat ismini duydum. Cenazesinde bulundum dedim. Tabii bu arada gözleri yaşlandı falan şey yaptı. üzünlendi. Neyse evlat dedi ben Isparta'ya gidiyorum dedi. Üstad'a ziyaret edeceğim dedi. Dedim Sabri amca beni de götür. Beraber ziyaret edelim dedim. Yalnız benim eşyalarım var. Ben bunları dedim şeyi bırakayım Denizli akrabalara. Sizin arkanızdan geleyim. Olur evlat dedi. Şimdi 54 senesinin Ağustos ayı. Gece uçuş için. Bunlar akşamüstü filoya geliyorlar. Balıkesir'de 193 filoya. Uçacakları uçak da F-84G uçağı. Türkiye'ye gelen jet, ilk jet uçakları yani. T-33'ler var. Ondan sonra T-33'ler eğitim uçağı. Bu 84G de av uçağı, bombardıman uçağı. Bunlar da uçacaklar. Tabii bir gündüz uçuşu ayrı, bir gece uçuşu ayrı. Bunlar eğitim uçuşları. Şimdi Ömer Halıcı abi akşamüstü gelirken üste buz getir, buz alıyor. Tabii o zaman filolarda buzdolabı falan yok. Mevsimde Ağustos ayı, sıcak bir mevsim. Arkadaşlarım soğuk su içsin diye buz alıyor, getiriyor filoya, suyun içinde bırakıyor. Ondan sonra uçuşa gidecekler. Tabii abdestli, uçuşa tayyarenin yanına geliyor. Kanadın orada, kölgede akşam namazını kılıyor. Akşam namazını kılıyor. Ömer abi, akşam namazını kıldıktan sonra uçağı kontrol ediyor, biniyor uçağa. Tabii makiste var, o ceylan veriyor, şey yapıyor, takozlar alıyor falan. Bir tane de uçağın makisti var. Uçağa giderken pilota yardımcı oluyor o makiste. Neyse, kalkıyorlar bunlar. Pistten kalkıyorlar. Manyas Gölü tarafına gidiyorlar. Mandırma, Manyas Gölü'ne. Gece uçuşunda orada uçak arızalanıyor. Manyas Gölü'ne düşüyor. Ömer Halıcı abi, Allah rahmet eylesin. Şimdi üstadımız diyor ki, Ömer benim yerime şehit ol diyor. Ömer benim yerime şehit ol diyor o zaman. 54 senesi Ağustos ayında. Ömer Halıcı abinin işte tabii arama ekibi, kurtarma ekibi küçük bir parçasını buluyorlar gölden. Onu getiriyorlar. Cenazesinde biz de bulunduk. Balıkesir'e gömdüler. Hava şehitliğine. Şimdi orada yatıyor. Allah rahmet eylesin. O zaman yeni evlenmiş. Nerede yatıyor abi? Balıkesir'de. Ha, şeyi bulundu değil mi? Şeyi, naaşın cesedi. Naaşın küçük bir parçası bulundu. Küçük bir parçası. Evet. Parçalanmış yani. Ha? Tabii tabii. Tabii uçak düşünce parçalanıyor. Evet abi. Günü, küçük bir kızı işte hanımı kalıyorlar. Tabii Allah rahmet eylesin.
Ömer Halcı abimiz böyle bir abi, kahraman bir abi. Üstadı yakından tanıyan, Risale-i Nur'u tanıyan, bilen, hizmet eden bir abimiz. Allah kanı gönü rahmet eylesin.